Peki Zaha Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, değerli misafirlerimiz, sayın üyelerimiz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk koyma törenimize hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Dernek Başkanımız Sayın Bahar Yarapsanlı'nın açılış konuşması, Büyükşehir Başkanımız Kadir Albayrak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, değerli üyemiz Sayın Nuran Sevim Hanım Efendi'nin Çiftçi Kadınlar şiirinin sunumu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Zehra Çıkıkçılı Hanım Efendi'nin etkinlik program açıklaması. Çelenk sunumu için Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerini davet ediyorum. Şöyle orta yere gelin. Orta yere şöyle. Gel. Ayaklarını ayalayın. Geldim abi. Evet. Tamam, arkaya dönün. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, değerli üyelerimiz, sevgili misafirler, CHP ilçe kadın kollarımız, hepiniz hoş geldiniz. Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Çiftçiler Günü kutlu olsun. Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim'i Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan etmiştir.
Ülkemizde de 1997 yılından itibaren kutlanmaktadır. Üretimin her aşamasında kadın çiftçilerimizin katkısı ve emeği çok fazladır. Kadın çiftçilerimiz günde 15-16 saat çalışarak üretime omuz vermektedir. Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği olarak kırsal alanda yaptığımız çalışmalarda gençlerimiz ve çocuklarımızdan sonra eğitime en çok ihtiyacı olan kesimin kadın çiftçilerimiz olduğunu görmekteyiz. Kırsal kesimde yaşayan kadın ve kız çocuklarına gelir kaynakları ve güçlü olmaları için yatırımlar yapılıp eğitim ve öğretime destek verilmelidir. Bu takdirde toplumsal ve kırsal alanda hızlı ilerleme sağlanacak olup kentlerden kırsala göç başlayacaktır. Geri göç başlayacaktır. Çiftçi kadınlarımız ağır koşullarda fazla zaman, çaba ve emek sarf ettiği için kendilerine sağlık, sigorta ve sosyal hizmetler konularında ve benzeri konularda artı ayrıcalık sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediği bir sözü değinerek, "Ey Türk kadını, kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda göklere yükseltilmeye layıksın" sözünü hatırlatarak, tüm sivil toplum kuruluşlarını, üniversite, kamu ve yerel yönetimleri işbirliğine davet ediyor. Bu özel günümüzü, tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günde bizleri destek olduğunuz, yalnız bırakmayıp onurlandırdığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması için kürsüye davet ediyorum. Değerli Eczada Önder Çiftçi Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bugün bu etkinliğe katılan saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün o anlamlı kutlama töreninde sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisinde sizleri Eczada Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmaya başlamadan önce özellikle bir haftadır devam eden Şanlıurfa'mızın güneyde, güneydoğuda yurdumuzun bütünlüğüne göz diken, bulutlarımızı göz diken hain teröristlere karşı başlatmış olduğu başarılı operasyonda, başarılı savaşta bütün gücümüzle yanındayız, bütün dualarımız kendileriyle beraberdir ve inanıyorum ki ayaklarına taş bile değmeden hayırlısını almış oldukları bu kutsal görevi yerine getirip tekrar ülkelerine dönecekler, ülkemize döneceklerdir. Buna hiç şüphem yok ki bütün gücümüzü, bütün dualarımız kendileriyle Allah muvaffak etsin inşallah. Değerli arkadaşlar, cumartesi günü sanıyorum Önder Çiftçi Kadın Kolları'nın çok güzel bir etkinliği var. Biz de bu etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek ki, Tekirdağ tarımsal üretimde arazisinin %62'sini tarımda kullanılan ve en çok arazinin %10 olarak tarımda kullanılan İl Tekirdağ. Yani toplam 6.313 kilometrekare arazinin yaklaşık olarak 4.060 kilometrekaresini, yani 4.060 dönümünü tarımda kullanılan en büyük oranda kullanılan ilimizdir Tekirdağ. Bir özelliği de var Tekirdağ'ın tabii. Tarımsal olarak, daha diğerlerini saymıyorum. Sanayi vizyonu var, üniversite vizyonu var, lojistik vizyonu var, turizm vizyonu var ama konumuz tarım olduğu için tarım hayvancılığı sayıyorum. Gerçekten önemli bir yerdir Tekirdağ Türkiye'de. En verimli topraklara sahip, en canlı örneği buğday üretimi Türkiye'de dekara 280 kiloyken ortalama Tekirdağ geldiğin zaman 610 kilodur. Bu üründe, bu emekte en başta kadınlarımızın da
çiftçi kadınlarımızın da büyük katkısı vardır. Bir kez daha kadınlarımızı kutluyorum bu konuda. Değerli arkadaşlar, biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek veriyoruz ama şu anda 14 köyümüzde kırsal turizmi başlattık. 14 köyümüz bir süre sonra bir cumalı kazık gibi, bir Şirince gibi Türkiye'nin sayılı yerlerinden olacak. Özellikle Uçmak Dere'de ekoköy yapma projemiz hızla devam ediyor. Bu süreçte önemli olan burada işte insanlarımızın o turistik yerlere rahat gitmesi. Onun için de dün verdiğim talimatla 16 köyümüzün, 14 köyümüzün tamamının daha rahat ulaşılabilir olması için de bütün yolların asfalt yapacağız. Ve çok da güzel kırsal bölgelerimiz var. Elmalı'dan başlayıp daha şeye kadar, Hoşköy'e kadar giden bir uzantımız vardır. Daha detaya girmeyeyim ama şunu bilmenizi istiyorum ki Tekirdağ bu ikinci dönem, Büyükşehir ikinci döneminde daha da fazla kendini turizmde, kırsal turizmde ve tarımsal üretimde ve hayvancılık üretiminde çok iyi ortaya koyacaktır. Ben bu duygularla tekrar Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bol bereketli günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli üyemiz Sayın Nurhan Selim Hanımefendi'nin Çiftçi Kadınlar şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Merhaba herkese, Sayın Başkanım, Sayın Önder Çiftçi Başkanım, değerli üyelerimiz. Bu şiiri aslında bana Bahar Hanım istedi. Bahar'cığım dedim, ısmarlama olmuyor ama içimden gelirse yazarım. Birkaç yıl önce yazmıştım. Ama çok da yerine oturdu çünkü bunları ben de yaşadım. Buradaki bütün kadınlarımız gibi birebir hepsini yaşadım. Çiftçi kadınlar, eşiyle el ele, omuz omuza. Köyde gelin olmak mı? Allah muhafaza. Bebeğin biri karnında, biri sırtında. Tarlada doğurdu çiftçi kadınlar. Köyde doğmak sanki onun suçuydu. Çilesi içinden çıkılmaz kuyuydu. Hem evde hem tarlada koşturdu durdu. Şafaksız askerdi çiftçi kadınlar. Yere düşse toprak ile kalkardı, ne gecesi ne de gündüzü vardı. Yün eğirir, çamaşır yıkar, ekmek yapardı, tezek kuruturdu çiftçi kadınlar. Şımarmayı bilmez, naz hiç edemez, kocası kahveden bütün gün gelmez. O pişirir, kotarır, yerinip yüksünmez, evinin direği çiftçi kadınlar. Emekliyim deyip kenara çekilmeden, ben çektim onlar da çeksin demeden, çoluk çocuğunu uçurup köyden, bir başına kaldı çiftçi kadınlar. Yaşlanınca torun peşinde çaresiz, elleri nasırlı, gözleri fersiz, yüreği sevgi dolu kendinden habersiz, böyle göçüp gitti çiftçi kadınlar. Analar çeker yükü kimse bilmez, ağlasa da gözyaşını göstermez. Yalanı, dolanı, riyayı bilmez, onurlu, edepli çiftçi kadınlar, elleri öpülesi emekçi kadınlar. Teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bahar Yarasanlı'yı etkinlik programı açıklaması için kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günümüz hafta içi salı gününe rastladığı için üreten, çalışan kadınlarımızı da düşünerek bugün özel gününün kutlamasını 19 Ekim Cuma gününe kararlaştırdık. Büyükşehir Belediye'miz ve Önder Çiftçi Kadın Cumartesi. Özür dilerim. Cuma, 19 Ekim Cumartesi günü hep birlikte sahil dolgu alanında kutluyoruz. Etkinliğimizi Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştiriyoruz.
O gün açılış konuşmalarından sonra farklı illerden 3 girişimci hanımız bizlerle olacak. Bu girişimci hanımlarımızdan biri köyünü turizme açmış. Bir diğeri İsparta, Levanta Kadın Girişimciler Kooperatifini kurmuş. Bir diğeri de ziraat mühendisi arkadaşımız. O gün bizlerle olup hikayelerini anlatacaklar. Halkımızla birlikte soru cevap şeklinde gelişecek. O gün psikolog arkadaşımız Yasemin Kıldıran hanımefendi elimin hamuruyla girişimcilik eğitimini verecek bizler için. O gün en büyük destekçilerimiz sevgili eşlerimizi, abilerimizi, kardeşlerimizi, oğullarımızı standlara davet ediyoruz. Niye? Çünkü o gün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. İstiyoruz ki kadınlarımız alışverişiyle, eğitimiyle, eğlencesiyle dop dolu bir gün yaşasın. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayıp katılırsanız bizleri onurlandıracaksınız. Hepinizi şimdiden bu etkinliğimize davet ediyorum. Katılımlarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Programımızda sona ermiştim. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Şeydi yayınlayalım mı? Arkadaşlar. Tamam geçin ben siz. Ben olayım. Tamam teşekkür ederim. Biraz geniş alırsak hepsini alırız. Herkes alırız geniş. Thank you.